Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu kart numarası yazmayan kredi kartını inceleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bu kredi kartının kart numarası kartta yazmıyor. Şuradaki müşteri numarası. Peki bu kart numarasına nereden bakacağız? Kart numarasına Garanti Bankası'nın mobil bankacılığından bakabilirsiniz veya bonus flash'tan da bakabilirsiniz. Yani Garanti Bankası'nın resmi Bankacılık platformlarından bakabiliyorsunuz. Kartın özelliklerine değineyim. Şimdi kart bana ilk önce ne kadar süre geldi? Yaklaşık bir hafta içerisinde geliyor. Ben şimdi artık kart sürelerini takip edemiyorum. Çünkü çok fazla kart alıyorum. Bu süre 3 günde olabilir, 5 günde olabilir, 10 günde olabilir, 2 da olabilir. Ama kredi kartı olduğu için size hızlı gelecektir. Emin olun. Şimdi bu kredi kartı almak için ne yapmamız gerekiyor? Çalışma şartı yok. Yani çalışmanıza gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Eğer mobil uygulamadan veya bonuslaştan başvurursanız öğrenciyseniz veya çalışmıyorsanız banka size sıkıntı çıkarabiliyor. Ama internet bankacılığından şöyle göstereyim. İnternet bankacılığından başvurursanız pek öyle bir sıkıntı çıkmıyor. Ben internet bankacılığından başvurdum çünkü. Size de buradan başvurmanızı öneririm. Yani sıkıntı çıkmayacaktır en azından. Limit olarak 2500 TL tanımlandı. Çünkü benim diğer bankalarda da kredi kartım var. O yüzden yani size 15.000, bin, 20.000 bin, belki 50.000 TL limit tanınabilir o değişken bir şey. Şimdi bu kartla taksit, kampanya, nakit avans gibi özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya bu kartın özelliği normal kredi kartla aynı. Şöyle göstereyim zaten kartın zarfın kağıdında yazıyor. Ayda 1500 TL varan bonus. Gerçekten de bonus konusunda bonkör bir banka. 200 binden fazla noktada taksit. Evet Garanti Bankası'nın taksit ve üye işyeri avantajı fazla taksit sayısı olarak sıkıntı var sadece. Her ay 300'den fazla kampanya. Kampanya sayısı olarak 300 veya daha fazla olduğunu emin değilim. Çok fazla kampanya var ama bu kadar sayı ulaşacağını pek bilmiyorum. Bazen bankalar markalarla anlaşma yapınca taksit kampanyası sunuyorlar. Onları da kampanya içinde barındırıyorlar. O yüzden 300'den fazla olabilir çünkü çok fazla markayla taksit ve üye işleri avantajı sağlıyor Garanti Bankası. O yüzden 300'ü geçebilir de geçmeyebilir de pek emin değilim ama çok fazla kampanyası var gerçekten. Ve aylık 1500 lira bonus da kazanabilirsiniz. Eee tabi bu kadar avantaj sunuyor kredi kartı ama bunlar bedava değil. Bunun babasından ayrılma yapmaz. Ay dağıtı gördüğünüz gibi 354 TL. E tabi ki nakit avantajı da sunuyor. Bu da %3,57 faizle nakit avansınızı çekmenizi sağlıyor. Şöyle bir şey var. Bankalara bazen nakit avansla ücretsiz olarak kampanya sunabiliyor. Piyami Finans bana 1-2 gün önce sundu. Tabi o bankanın inisiyatifine bağlı. 176,5 TL'de ek kredi kartının ücreti var. Ek kartın ücreti evet bankanın kendi yani internet sitesinde gözüküyor ama bu bankanın bu kredi karda sunduğu bir ek kartı yok. Evet yok gerçekten yok. Neden? Şimdi bu bankanın yani Garanti Bankası'nın bonus dijital kredi kartının normal asıl kartı var. Yani kendi adınıza alabileceğiniz kart var. Ama diyelim ki sevdiklerinizle kredi kartı alacaksınız. Çocuğunuza, işte eşinizle vesaire alamazsınız. Şöyle alabilirsiniz. Aynı muadil olarak kart numarası yazan bir bonus türü kredi kartı alabilirsiniz. Yine bu karta bağlı olur. Böyle olur ama bizzat kart numarası yazmayan kredi kartı alamazsınız. Nedenini ben şöyle yorumluyorum. Şimdi bu kart numarası yazmaya kredi kartının numarasını vesaire tüm bilgilerini uygulamadan ulaşabiliyorsunuz. E, ek kredi kartı sahibi nereden ulaşacak? Diyelim ki çocuk 18 yaş altı ve garanti bankası hesabı yok. E nereden ulaşacak? Ulaşamayacak. E, onun için ek sıradan bankacılık sözleşmesi vesaire gerekecek. O yüzden yani böyle bir önlem almış olabilirler. Yani benim yorumum böyle açıkçası. Şimdi. Yani bu banka böyle özellikler sunuyor. 354 TL aidatı var. Bu 354 TL aidat normal bonus kartları için de geçerli. Bonusun normal kartları için de geçerli olduğu için. Siz isterseniz burada numara yazmasını isterseniz normal bonus kredi kartını alabilirsiniz. O da 354 TL. Kart aidatı yılda bir defa alınıyor. Yani aylık 354 TL değil merak etmeyin. Yıllık 354 TL. Evet. Peki. Diyelim ki bu kredi kartını almak istemediniz. Yani dediniz ki, kardeşim yani ben bu kredi kartına vereceğim parayı giderim en azından bir günlük öğünümü karşılarım dediniz. Haklısınız. O zaman size bonus flexi öneriyorum. Ama bonus flexinin şöyle bir dezavantajı var. Kampanyalarda Garanti Bankası'nın ücretsiz sunmuş olduğu kredi kartlarında maalesef ve maalesef ücret alınıyor. Evet. Yani kampanya katıldığınızda sizden ücret alınıyor. E böyle bir dezavantajı var aslında. Aslında bunu çoğu banka sunuyor. Yani bankaların aidatsız kredi kartlarının evet nakit avans gibi, taksit gibi, e, kart puanı gibi avantajlar oluyor. Evet ama dezavantaj olarak kampanyaya katıldığınızda sizden para alıyor. Tabii ki de bazen ekstradan böyle babasının haydını bir iki kampanya yapıştırıyor. Ha, siz diyorsanız ki ben böyle ayda yılda istemiyorum kampanyayı. Biraz daha fazla olsun. Her ay 3-4 tane kampanya olsun diyorsanız. Garanti Bankası'nın gençlere sunmuş olduğu kredi kartı var. Onun da videosunu kanalında bulup izleyebilirsiniz. Yani Garanti Bankası en azından gençleri biraz düşünmüş. 3-4 tane güzel kampanya var. Yani sizi iddia eder en azından. Şimdi bu kartın güzel özellikleri var. Evet çok güzel ama kötü özellikleri de var. Şimdi ek kart kısmından bahsetmiştim zaten. Taksi sayısında da sıkıntı var. Mesela Akbank gibi, QNB Finansbank gibi bankalar taksi sayısında biraz daha bonkör. Ama Garanti Bankası alışverişi bana öyle gelmedi. Yani 3 taksi sunuyor Ve taksi sayıları az olabiliyor. Garanti Bankası'nın kesinlikle bu taksi sayısında markalarla daha iyi bir anlaşma yapması gerekiyor en azından. Ben hepsi burada ve Trendyol uygulamasından Garanti Bankası ya alışveriş yapmayı denedim. Taksi sayısında böyle bir şeyle karşılaştım. Yani bence dezavantaj. Diğer bankalara göre bence dezavantaj oluyor. QNB, Finansbank ve Akbank'ta pek böyle taksi sıkıntısı yaşamadım. Tek dezavantaj bu aslında ek kredi kartını saymazsak. Yani eksiyanları yok gibi bir şey. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ha bu arada video bitmeden önce video like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.